Merhaba, Porsche Spot On serimize hoş geldiniz. Ben Porsche performans yetkilisi Buse. Bu videoda size Porsche elektrikli araç şarj süreçleri hakkında bilgi vermek istiyorum. Elektrikli Porsche'nizi şarj etmek gerçekten çok kolay. Herkesin bildiği temel özelliklerden başlayacak olursak, AC ve DC, elektrikli araç şarj işleminin iki farklı formunu oluşturmaktadır. Elektrikli Porsche'nizi her ikisiyle de şarj edebilirsiniz. DC şarj, direct current kısaltması yani direkt akımdır. AC şarj ise alternating current kısaltması yani alternatif akımdır. Şebekelerden standart olarak alternatif akım gelir. Ancak elektrikli araç yüksek voltajlı bataryası ise sadece DC enerji akımını alabilmektedir. Bu yüzden AC akım aracı aktarılırken yüksek voltajlı bataryaya ulaşmak üzere DC akıma çevrilir. Bu çevirme işlemi ise onboard charger ile gerçekleştirilir. AC şarj daha yaygın olup evde ve ofiste de kullanılabilen şarj tipidir. AC cihazların kapasiteleri limitlidir. Şebekeden gelen elektriğin DC'ye dönüştürme işleminden dolayı şarj süresi daha uzundur. Bu nedenle AC şarj daha çok yavaş şarj olarak bilinmektedir. DC şarja baktığımızda ise cihaz kapasiteleri 50 kW'dan 350 kW'a kadar çıkabilmektedir. DC cihazlar şebekeden aldığı AC enerjiyi cihaz içerisinde DC'ye dönüştürerek depolar. DC'ye dönüşen akım sayesinde akım aracı onboard charger olmadan direkt ulaşır ve bataryayı şarj eder. Bu sebeple de şarj süreleri oldukça kısadır. Bu yüzden DC şarj daha çok hızlı şarj olarak bilinmektedir. DC şarj daha çok uzun mesafelerde, şehirler arası seyahatlerde ve evde şarj imkanı bulunmadığında kullanılmaktadır. Aracın şarj olma süresini etkileyen ise birçok faktör vardır. En önemli faktörlerden biri aracın hem AC hem de DC şarj kapasiteleridir. Buna ek olarak bataryanın hızlı şarj edilebilmesi için batarya şarj durumunun az olması ve batarya sıcaklığının ise yüksek olması gerekmektedir. DC şarjlarda ise batarya tamamen şarj olana kadar şarj hızı kademeli olarak azalmaktadır. Bu yüzden aracınızı %80'e kadar şarj edebilir ve zamandan tasarruf sağlayabilirsiniz. Bunu bir örnekle anlatacak olursak, elektrikli araç bataryasını büyük bir otopark gibi düşünebilirsiniz. Otoparkın büyüklüğü, bataryanızın kapasitesini göstermektedir. Otopark boşken, otoparka giren araçların park yeri bulması kolay ve hızlıdır. Yani bataryanız boşken, şarj işlemi kolay ve hızlıdır. Batarya sıcaklığı ise otoparkın kapıları olarak düşünülebilir. Batarya sıcaklığı ideal sıcaklığına ulaştığında otoparka giriş için daha çok kapı açılacak, yani bataryanız ideal batarya sıcaklığında daha hızlı şarj olacaktır. Dolu park alanı kapasitesi %80'e ulaştığında boş park alanı az olduğu için araçlar daha zor ve uzun sürede yer bulacaktır. Yani elektrikli araç bataryanız %80'e ulaştığında şarj işlemi yavaşlayacaktır. Elektrikli Porsche aracınızın batarya sıcaklığını aracınızın gösterge ekranından izleyebilirsiniz. Bunu ayarlamak için direksiyonun sağ tarafında bulunan tuşları kullanarak batarya sıcaklığı ile ilgili bilgileri göstergede görüntüleyebilirsiniz. Görememeniz durumunda ise ana ekranda ayarlar, ekranlar, gösterge tablosu, kişiselleştirilmiş ekran, akü sıcaklığını seçtikten sonra görüntüleyebilirsiniz. Elektrikli Porsche'nizi hızlı şarj etmek, ideal batarya sıcaklığı, batarya şarj durumu gibi faktörlere bağlıdır. 30-35 derece arası batarya sıcaklığı yüksek hızlı şarj işlemi için idealdir. Şarj cihazlarının kapasitesi ise hızlı şarj süresi için bir diğer faktördür. İdeal hızlı şarj işlemi için aracın maksimum şarj kapasitesinden daha yüksek şarj cihazları tercih edilmelidir ve aracınızı %80'e kadar şarj ederek zamandan tasarruf sağlayabilirsiniz. Porsche elektrikli araç şarj süreçleri hakkında daha fazla bilgi için Porsche Spot On serisini takipte kalın.